İşten eve geldiğinde gebeş yapmak yerine hayallerinin peşinde koşan iki tane adamın nerelere geldiğini görmek ister misin? Onlar lüks otomobil kategorisinin yaramaz çocukları. Onlar dün kimsenin sikine takmadığı ama bugün herkesin peşinde koştuğu hınzır çocuklar. İşte size A, M, G. G mi olur be? Nasıl G nasıl olur ama? G'yi böyle mi yapacağım? Böyle G. G oldu. Tam G oldu. G. Alın size A, M, G. Tamam kardeşim. Alın size A, M, K. AMG hikayesi 60'ların başında Mercedes'te mühendis olarak çalışan iki arkadaşla başladı. Hans Werner Alfried ve Erhard Merhel. Bir yarış motoru geliştirme projesinde beraber çalışmaya başladılar. Bu motor o dönemin en hızlı sedan arabası olan Mercedes 300 SL'de kullanılmak üzere geliştirilmişti. Pistler bambaşka bir dünyaydı ve bu motor orası için çok zayıftı. 170 beygirlik yarış motoru mu olur? Merhel ilk iş olarak gücü 238 beygire kadar çıkarttı. Fakat Alfried ve Merhel motorun onayını almadan Mercedes yarış programını iptal etti. Şahize! Ne yapacağız Alfried? Hemen motoru kap ve bize gel. Motoru kap ve bize gel ne? Sanki şeyden bakkaldan ekmek alıyoruz. Proje iptal olduktan sonra Alfried ve Merhel proje üstünde çalışmaya devam etme kararı alıyorlar. Nerede çalışacaklar? Şirkette çalışamayacaklarına göre evde çalışmaya karar veriyorlar. Ve motoru alıp kendi evlerinin garajına getiriyorlar. Motor hazırdı ama ellerinde araba yoktu. Motoru aşırmışlardı ama arabayı da aşıramayacaklarına göre ellerindekini idare ettiler ve motoru alıp kendi binek 300 SL'lerine koydular. Bu kocaman sedan bir arabaydı. Bu koca sedan arabayla Alman Touring Şampiyonası'na katıldılar. Ve o yıl 10 yarışın hepsini kazandılar. Alfried Mercedes'ten ayrılma kararı aldı. Peki ayrıldı da ne yaptı dersiniz? Tabii ki de gidip hemen kankasını ayarttı. Ya dedi kanka ben ayrıldım sen de gel. Beraber motor yaparız, yarış arabası yaparız, yarışlara katılırız, karılar, kızlar, rock and roll baby dedi. Ve tabii ki de arkadaşı ona ne cevap vermiş olabilir? Yavol baby! Binlerce defa yavol! Yavol böyle okey, evet. Şinel gibi. Şinel gibi evet. Tabii nereden bildiğimi sorma. Aman korktum. İsimler Alfried, Merhel veya Merhel bilemiyoruz. Bilenler aşağıya yazsın. Peki G nereden geliyor diyeceksiniz. G de Alfried'ın yaşadığı kasabanın ismi. Grossbach. Yani Alfried, Merhel, Grossbach, A, M, G. Ya şu an acayip hayal kırıklığına uğradım ya. Ya biraz beni de tatmin etmedi ya. Ya bir Yumatu şey gibi oldu. Yumatu da aslında olabilir bak. Yusuf Muhammed Tunceli gibi mesela olabilir. O Tunceli. Ya da biz de şey yapabiliriz mesela. Erhan Onur, E, O, Kadıköy, E, O, K. Onların amacı pistte öğrendiklerini aslında yol arabalarına uygulamaktı. Ve hiçbir zaman Mercedes'ten daha iyi bir araba yaptıklarını iddia etmiyorlardı. Onlar farklı bir Mercedes yapıyorlardı. Gerçekten farklı bir Mercedes görmek istiyor musunuz? Alın size farklı Mercedes. 300 SL Mercedes'in amiral sedan arabasıydı. 6.3 litrelik V8 motoruyla o dünyanın en hızlı sedan arabasıydı. Ama 300 SL neredeyse bir balina kadar büyük bir arabaydı. 5 metre uzunluğunda ve 1.8 ton ağırlığındaydı. İlk iş motoru söktüler. Yepyeni bir motor çıkardılar. Bu yeni motor 6.8 litre ve 429 beygir güce sahip. Motor tamamdı. Şimdi sıra arabaya gelmişti. Arabada da ilk iş tabii ki de ağırlıklardan kurtulmak oldu. Yepyeni alüminyum kapılar ürettiler. Sonra yol tutuşa geçtiler. Lastik aralıklarını genişlettiler ve çok daha iyi bir yol tutuşa sahip oldular. Çok güçlü bir spor araba yapan bir insan ilk iş o arabaya ne yapar? Kırmızıya boyar. Bunlar da gittiler kırmızıya boyamışlar. Ortaya bu iğrenç çirkin şey çıkmış. Şu anda bu arabanın lakabının kırmızı domuz yani Red Pig olmasının nedeni bu. Baktığınızda gerçekten çirkin yani yapacak bir şey yok. Modifiye kuş serisi gibi bir şey yani. Bu arabayla katıldıkları ilk yarış Belçika'da 24 saatlik bir yarıştı. Arabayı piste götürdüklerinde herkes resmen şok oldu. Çünkü araba kırmızıydı, dört kapılıydı, büyüktü ve çirkindi. Ve hiç kimse bu arabanın piste iyi bir performans gösterebileceğine inanmıyordu. Pistteki bu başarıdan sonra AMG, Mercedes'in desteği olmadan da başarı elde edebileceğini herkese kanıtlamıştı. Bu başarıdan sonra sizce ne oldu? Tabii ki de herkes arabasını modifiye ettirmek istiyordu. Sadece motoru değil, arabanın tamamını modifiye edebiliyordunuz. Bu o dönem için çok bambaşka ve yepyeni bir anlayıştı. Modifiyenin yeni yeni başladığı, profesyonel anlamda gerçekten mühendisliği bilen insanların araçları modifiye etmesi çok yeni bir kavramdı. AMG de bunun en yeni ve en iyi örneği. Takvimler 1986'yı gösterdiğinde AMG resmen pimi çekti, bombayı attı. O dönem piyasada olan 300E modelini aldılar. İçindeki o minnak V6'yı çıkarttılar ve bir kenara koydular. Yepyeni, son civatasına kadar değiştirilmiş, modifiye edilmiş bir V8 koydular. Dış görünüşünü hem daha güzel yaptılar hem de daha aerodinamik hale getirdiler. Fren disklerini büyüttüler, yeni jantlar taktılar ve bu sefer daha akıllıca davranıp arabayı siyah boyadılar. Ortaya çıkan şey ise ver coşkuyu, ver Darth Vader'ı.
Karşınızda Darth Vader'ın Mercedes'te ruh bulmuş hali. O dönemki gazetecilerden biri bu arabayla alakalı bir çekiç kadar zarif gibi bir tanımlamada bulunduğu için arabanın lakabı Hammer, yani çekiçtir. Hammer mükemmel bir araçtı. AMG'nin en başarılı projesiydi diyebiliriz. Bunun nedeni 0'dan 100 km 5 saniyede çıkıyordu. Son süratı 286 km hızdı. Sadece hızlı olmasının dışında iç mekanı da kusursuzdu. Gayet sessiz bir arabaydı. Normal kullanımlarda sizi hiç üzmeyen, yormayan bir hali vardı. Proje o kadar başarılıydı ki Mercedes de bayraklarını indirdi. Ve AMG'yi dünyadaki bütün Mercedes bayilerinde satılabilir hale getirdiler. Bu AMG için çok büyük bir sıçramaydı. O dönemde AMG'nin üzerinde çalıştığı tek araba modeli Mercedes'i diyemeyiz. Aynı dönemde Mitsubishi'le de bazı projeler götürüyorlardı. İlk yaptıkları iş bir Mitsubishi Galant'ı alıp modifiye etmekti. Mitsubishi Galant da büyük sedan bir arabaydı. 4 kapılı, 4 çeker ve 4 silindirli bir arabaydı. Aslında bu tarifi Mitsubishi'de başka bir yerden hatırlıyorsunuz. Evet, doğru hatırladınız. Mitsubishi Evo. Aslında Mitsubishi AMG Galant Evo'dan önceki Evo. Yani aslında ortada hiçbir Evo yokken Mitsubishi Galant AMG Evo'nun ilk kilometre taşlarıdır diyebiliriz. AMG Mitsubishi'de klasik tarifini uyguladı. Yani ilk iş motoru modifiye etti. Sonra dış görünüşünde de bir takım değişiklikler yaptı ve sınırlı adet olarak üretime geçti. Sadece 500 adet Galant AMG üretildi ve bunların tamamı Japonya pazarında satıldı. AMG'de motor konusu çok önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki AMG bünyesinde çalışan ustalar baştan sona her zaman tek motor üzerinde çalışmışlardır. Yani örnek vermek gerekirse şu anda ortalama 250 tane motor ustası çalışıyor ve bu motor ustaları her biri tek bir motor üzerinde çalışıyorlar ve o motorun bütün modifikasyonunu o usta yapıyor. Bu ustalar o kadar başarılılar ki bir motoru alıp modifiye edip arabaya takılabilir hale getirmeleri sadece 3 saatlerini alıyor. Ve bu konuda o kadar gururlular ki her modifiye edilen motorun üzerine o motoru modifiye eden ustanın imzasının olduğu bir plaket çakılıyor. 1999 yılına geldiğimizde Mercedes AMG'de çoğunluk hissenin sahibi oldu. Aslında bu şirketi ele geçirmek için yapılmış bir hamleden daha çok AMG'nin Mitsubishi gibi diğer markalarla çalışmasını önlemeye çalışmak için yapılmış bir hamleydi. Red Peak çok başarılıydı. Arkasından Hammer geldi. Şu anda yeni bir proje ve yeni bir başarı için çok uygun bir zamandı. AMG'nin bir sonraki projesinin adı CLK GTR'dı. CLK GTR aslında özünde bir yarış arabasıydı. Ama kurallar gereği 25 adet trafiğe çıkabilecek uygunlukta olan modelinde üretilmesi gerekiyordu. İşte tam burada AMG devreye girdi. 2 yılın sonunda yarış programı durduruldu. Ama AMG arabayı üretmeye devam etti. Çünkü tam bir sanat eseriydi. 6.9 litrelik V12'ye sahipti ve tam 604 beygir güç üretiyordu. Bu motor o kadar başarılıydı ki CLK GTR'ın üretimi durduğunda bile motoru üretmeye devam ettiler. Nedeni ise Pagani adında yepyeni bir otomobil markasının bu motoru kullanmak istemesi. Zonda ve Huayra modellerinde bu motor kullanılmaya devam etti. Ama bu başka bir videonun hikayesi. AMG'nin bizi şaşırtan modellerinin başında R63 500 beygirden fazla güç üreten V8 motorlu bir minivan, G65 bir turbo motora sahip bir G-Wagon ya da A45 AMG 355 beygirlik bir hatchback. Ama en çılgın ne derseniz G63 AMG 6x6 derim. 4 tonluk sürekli 6 çekere sahip bir AMG. Bu araba aslında Avusturya ordusu için üretilmiş bir prototipti. Mercedes fabrikasının içinde dolaşan bazı taşaklı abilerimiz bu prototipi gördüler ve Mercedes yetkililerine dediler ki bu arabayı adam gibi yaparsanız biz buna para veririz kardeşim. Bunu diyen Mercedes yetkilileri teknik olarak arabanın geliştirmesini tamamladılar ve ortaya bu güzellik çıktı. Teknik olarak girip çıkamayacağı hiçbir yer yoktu. AMG yine yapacağını yapmıştı. Zaten çok iyi olan bir aracı alıp farklı bir araca çevirmişti. Peki şu anda ne var diye soracaksınız. Yani önümüzdeki projeleri ne? Karşınızda AMG Project One. Aslında CLK GTR'la yaptıkları şeyi tekrarlama peşindeler. Peki bunu niye mi yapmak istiyorlar? Çünkü Formula 1'de 4 yıldır şampiyon oluyorlar aman okuyayım. Daha ne yapsınlar? 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra Formula 1'de bu öğrendikleri her şeyi toparlayıp bir süper arabanın içine koyacaklar. Bir Alman kasabasında evinin garajında arabaları modifiye ederek başlayan insanların günün sonunda geldikleri noktayı anlattım size. Performans olarak kimsenin çok büyük beklentileri olmayan sedanları alıp bir balyoza çeviren bu insanlar günün sonunda yolda gördüğünüzde önünüzü yıkamanızı gerektirecek arabaları ürettiler. Adları da AMG. Ben Erhan, bugün size AMG ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlattım. Elbette bir takım şeyleri atlamış olabilirim. Ama genel olarak AMG hikayesiyle alakalı bilmeniz gereken her şeyi size anlattım. Atladığım önemli şeyler olduğunu düşünüyorsan alt tarafta bizimle paylaşabilirsin. Ama her ne yaparsan yap, bizi takip et, arkadaşlarına paylaş ve büyümemiz için bize destek ol.
Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak.